sormaya. Evet. Efendim, profesyonel yaşam koçluğu nedir Berna Hanım? Şimdi yaşam koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu, koçluk kişinin mevcut potansiyelini ortaya çıkarmasına yönelik, hayallerini, hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik koçla koçluk alan kişi arasında planlanan bir gelişim ilişkisi aslında. Biraz önce de bahsettiğim gibi hani kişinin hedeflerine yönelik olabilir, kişisel gelişimine yönelik olabilir. Veya bir soruna yönelik olabilir. Hani bu şekilde koça gelmiş olabilir ve tamamen hani onun talepleri doğrultusunda koçluk ilişkisi yönlendirilir. Çok güzel. Peki biz ne zaman yaşam koçuna ihtiyacı olduğumuzu fark ederiz? Yani şimdi şöyle, tabii ki hani koçluk bir hani terapi değildir. Evet. Veya hani bir eğitim, öğrenilecek bir şey değildir. Ne zaman ihtiyaç duyuyoruz? Mesela gelişmek istediğimiz zaman, atıyorum mesela iş hayatımızda vesaire sorunlar var. Ve hani biz farklı şeyler istiyoruz. Değişiklik istiyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Hedeflerimizi tespit etmek istiyoruz. Mesela bu noktada olabilir. Ya da ilişkimizde sorunlar var. İletişim sorunları var mesela. Bu noktada mesela hani hasta değiliz, psikolojik destek alalım. Ama hani hedeflerimizi tespit edip, oradaki kaynaklarımızı harekete geçirip, belki bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Belki bir şeyler yapmak istiyoruz. Cesaretimiz yok. Cesaretimiz yok. Korkularımız var mesela. Kendimizi engelliyoruz. Cesaret vermek için. Dolayısıyla hani burada koç bizim var olan potansiyelimizi ortaya çıkartıyor. İsteklerimizi netleştiriyor. Hedeflerimizi ortaya çıkartıyor. Bir takım böyle formüller uyguluyor bize. Mesela koçlukta SMART diye bir formül var mesela. Ben formülleri çok seviyorum. Çok güzel. Peki. Mesela bir şey istediğimiz zaman örneğin belli bir konuya yönelik olması gerekiyor. Böyle genellikle muğlak ifade ediyorlar kişiler. Mesela dinlenmek istiyorum. Mesela şimdi yaz aylarındayız. Evet. Yani tatil falan çok gündemde. Dinlenmek Tabii. istiyorum mesela. Çok muğlak bir hani istek. Bunu mesela bir hedef olması için mesela tatile gitmek istiyorum. Mesela belli bir konuya yönelik. Evet. Şimdi tatile gitmek istiyorum ama nereye gitmek istiyorum? Ne zaman gitmek istiyorum? Yani hem ölçülebilir olması gerekiyor, hem belli bir zaman olması gerekiyor, başarılabilir ve gerçekleştirilebilir olması gerekiyor. Evet, bunları hani netleştiriyor. Bu en basit şey için de böyle. Yani kişinin kendini tanıması, kendi potansiyelini, arzularını, isteklerini kısaca net bir dille açığa çıkarabilmesi için biraz evet. kendini de tanıtmaktan geçiyor galiba Kesinlikle. Yaşam koçlarının görevi. Yani koç zaten hani hiçbir konuda uzman olmak zorunda değil. Soru sorma sanatı aslında koçluğun evet. diğer bir tanımı da hani sorularıyla kişinin zaten oradaki isteklerini, Çok çözümlerini güzel. Ortaya çıkartıyor. Ne diyorsun? Dinlenmek istiyorum. Çok yorgunum. Evet. Dinlenmek istiyorum bir istek değil diyorsunuz. Evet, evet. Bir istek yani bunun hani muğlak bir muğlak. Şey. Evet. Mesela herkes farklı bir şekilde dinlenmenin tanımı. Uyuyacak mısın? Uyuyacak evde mi uyuyacaksın? Evde mi? Evet bir şey mi okuyacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne bileyim gezmeye mi gideceksin? Tatile mi gideceksin? Dolayısıyla hani bunu ifade etmek gerekiyor. En basit şeyde de bu şekilde. İfade etmek ve bunun en azından kendimize bilinir kılmak yapmanın evet. yarısı diyorsunuz. Evet, başarmanın evet. yarısı. Genellikle şikayet ediyoruz hep. Dinlenemiyorum Güzel. Gibi hani. Orada hani istediğimizi ifade edip nasıl yapacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Peki size geldi diyelim gerçekten kararsız bir kimse. Şimdi evet. kararsız kişilerle kendilerini ifade edemeyen kişiler arasında fark var mıdır? Yani zaten o aslında kararsız olması veya ifade edememesi önemli değil. Önemli olan orada hani koçlukta hani koçun uzmanlık alanıdır zaten o. Onu netleştirir bir şekilde sorular sorarak, bağlantılar kurarak. Belki hani istediği şeyler birbirleriyle ilişkilidir ve aslında tek bir şey istiyordur ama altındaki hani detayları ifade ediyordur gibi. Onu zaten bütünü görmesini sağlar kişinin aynı zamanda. Çok güzel. Mesela siz kendi yaşamınızda kendinizin böyle çıkmazda olduğunu hissettiğiniz dönemde ne telkin edersiniz kendinize? Yani şimdi o telkin çok önemli bir konu zaten. Evet. Yani şimdi mesela sürekli bizimle konuşan bir iç sesimiz var. Evet. Ben aynı zamanda NLP konusunda da hani trainer eğitmenim. Çok güzel. Zihin dili programlama demek NLP. Şimdi sürekli bizim içimizde bize bir şeyler söyleyen, bize telkinler veren bir iç sesimiz var. Dolayısıyla aslında ona kulak vermeliyiz. Hani onun söylediklerine hiç susmayan. Dolayısıyla onu... Canım tatlı istiyor. Canım... hayır tatlı yersen kilo alırsın. Tatile gitmek istiyorum evet. ama hayır çok evet. işim var gibi gün evet. içinde bizi yargılayan, korkutan, mutlu eden, abartıya kaçmamıza yani o değişik aslında evet, evet. Hallerimiz var. Evet. Bizim hallerimiz bunlar. Evet seslerimiz. Hallerimiz işte onunla aslında o iç sesimize dost olup
Ne istiyor aslında bizden? Mesela yorulduğumuz zaman bize bir mesaj veriyor. Mesela dinlenmen gerekiyor diye, ama bunu direkt söylemiyor. Mesela farklı şekilde işte sıkılıyoruz, ne bileyim üzülüyoruz vesaire. Onunla konuşup neye ihtiyacımız var? Onu doğru bir şekilde planlarsak, programlarsak aslında bizim amaçlarımıza, hedeflerimize destekleyen bir iç sestir o. Genellikle hani bu şikayet etmeye odaklıyoruz. Ben şimdi mesela kendi danışanlarımı da diyorum ki mesela işte şikayet etmeyi bırak, hayal et ve harekete geç. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi üçü de çok kuvvetli kelimeler. ve bir de blokajlardan bahsediyorsunuz. Evet. Yani kişi önünde, zihninde blokajlar varsa eğer harekete geçemez. Doğru mu? Kesinlikle. Blokajlar çok önemli. Peki nereden bileceğim benim bir blokajım var mı yok mu? Kararsız olduğum için mesela evet. Buradan yola çıkarak galiba ben blokajlarım mı var derim. Yani nasıl yaşam, fark eder ki? Yaşam kalitemizi etkileyen bir durum varsa mesela, örneğin bizim iş hayatındayız, sunum yapmamız gerekiyor ama ne bileyim topluluk önünde mesela konuşamıyorsak, endişelerimiz varsa, ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi aslında hiç olmamış bir şeylerde mesela kaygılanıyorsak, dolayısıyla neyi nasıl yapacağımızı bilmiyorsak, kendimize bir dönüp tabii ki hani bu gerçekten böyle midir diye sormamız gerekiyor. Belki hakikaten o konuyla ilgili bir eksiğimiz olabilir. Eksiğimiz varsa zaten mantıksal olarak gidip onu öğrenip tamamlarız. Ama hani böyle bir şey yoksa da biz hani ya şöyle olursa ya böyle olursa diye sürekli endişeleniyorsak, evet burada bir blokajımız var demektir. Bunu geriye dönüp düşünüp kendi iç sesimizi sakinleştirmemiz gerekir. Ya sakin ol, yeterlisin, yapabilirsin gibi kendimize telkinler verebiliriz. Yani kendimize koçluk yapabilir miyiz? Yani kendi kendimize tabii ki koçluk yapabiliriz. Dediğim gibi hani sorunlar çıktığı zaman ben ne istiyorumu düşünüp çözüm odaklı olduğumuz zaman zaten zihnimiz inanılmaz bize destek veriyor. Evet. Peki bir koçun, bir psikologtan, bir öğretmenden farkı nedir? Şimdi koçlukta şimdi bir öğretmen ne yapıyor? Öğretiyor. Bildiği bir konu var ve onu aktarıyor, öğretiyor. Şimdi psikolog ise tabii ki terapi anlamında destek oluyor. Koçlukta ise koçluk bir yol arkadaşlığı. Kişinin hedeflerini, hayallerini gerçekleştirebilmesi için kişiye sorular soruyor. Kişiye kendi çözümlerini bulduruyor, kaynaklarını bulduruyor. Örneğin mesela öğrenciler. Öğrenciler için evet, öğrenciler için mesela örnek vermemiz gerekiyorsa, mesela öğrenci ne bileyim ders başarısını artırmak istiyor. Tamam. Onunla ilgili koçluk yapıyor. Kaynaklarını sorguluyor. Örneğin gerçekten hani konu eksiği mi vardır, bilgi eksiği mi vardır, yoksa öğrencinin atıyorum zaman planlaması mı yetersizdir ya da atıyorum okula karşı bir ön yargısı mı vardır? Bunları netleştirip bunlar konusunda öğrencinin bunları aşabilmesi için ona bir yol arkadaşlığı yapıyor. Çok güzel. Çok güzel. Peki öğrenciler performanslarını, bu başarılarını bir şekilde arttırabilecekleri tekniklere başvuruyorlar mı? Evet, artık günümüzde çok fazla başvuruyorlar buna. Çünkü artık bir dijital bir çağda yaşıyoruz. Sürekli hani çok hızlı bir şekilde veri girişi var beynimize. Evet, telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan. Öğrenciler de bunları çok fazla seviyor zaten. Dolayısıyla okurken ve hani hafızamızı alırken bir takım teknikler uygulamanın çok faydası var. Anlayarak hızlı okuma teknikleri, hafıza teknikleri gibi. Evet, çok güzel. Artık bunlar bir zorunluluk oldu. Evet. Çünkü gelişen çağa ayak uydurabilmemiz için. Peki koçluk bizi bir başarıya taşır mı? Koçluk tabii ki. Yani zaten koçluktaki hani birinci şey hedefler, amaçlar, hayaller ve başarıdır. Yani istediğimiz şeyle ilgili bizim rahatlıkla başarıya taşıyabilir. Çok güzel. Şimdi gerçekten birçok konu var ve merak ettiğim de çok fazla sormak istediklerim var size. Şimdi diyelim ki ben hayatımda kararsızım, işte cesaretimin olmadığı bir noktadayım, özgüvenim kırılmış. Evet. Bir şeyler yapmak istiyorum fakat yapamıyorum. Ve bir koç seçmek istiyorum kendime. Doğru koçu nasıl bilirim? Doğru koçu nasıl seçerim? Evet. Şimdi zaten koçluk global bir meslek. Dolayısıyla hani uluslararası standartları var. Hani tüm dünyada uygulanıyor koçluk mesleği. Evet. Dolayısıyla koçu seçerken mutlaka uluslararası akreditasyonu olan bir eğitim almış olması. Güzel. İşte koçlukta ünvanlar var, deneyimler var. Dolayısıyla koçluk federasyonları var. Bunlardan akredite, çok üniversiteler güzel. Tarafından da desteklenen programlar olabilir. Bunlara katılmak çok uygun olur. Dolayısıyla hani bunlar bir arada olduğu zaman zaten diyebiliriz yaşam koçum hazır. Peki. Yaşam koçum hazır ve doğru bir koçtan destek alıyorum. Çok güzel. Peki şimdi dediniz ki NLP tekniği, NLP tekniği. Evet. Tam olarak açılımından da isterseniz bahsedin. Korkulardan bahsediyoruz. Bu korkularla hayatımızda yarattığımız
ketlerden, blokajlardan ve onun önüne geçememekten. Evet. Bu teknikle önce ondan mı kurtuluyoruz NLP ile? Şimdi NLP'de hedefler, iletişim ve blokajlarla ilgili çalışıyor NLP. Tabii ki ilk önce hani kişinin isteklerini tespit ettiriyor. Yani işte spesifik ölçülebilir hedefler ve bunlarla ilgili harekete geç. Ve diyor ki başarısızlık diye bir şey yoktur diyor. Deneyim oldu senin için. Bir sonrakinde farklı ne yapabilirsin ve ilerle diyor. Başarıya ulaşmış insanları modelliyor. Ve bu insanlar neler yapmış, istedikleri sonuçları almış diye. Diyor ki herkesin beyninin, zihninin yapısı aynı, bir kişi yaptıysa diğerleri de yapabilir deyip bunları modelleyip bir sistem haline getirmiş. Evet. Hem hedeflerimizle ilgili hem etkili iletişim kurarken hem blokajlarımıza yönelik çalışmalar yaparken NLP teknikleri hakikaten çok etkilidir. Evet, gerçekten çok güzel söylediniz ve söylerken de aslında cevabını veriyorsunuz. Belki birçok cevabını bildiğimiz konuyu kendimiz fark etmediğimiz için çözemiyoruz. Evet, fark etmiyoruz. Genellikle negatif bir şekilde sorun odaklı olarak hareket ediyoruz. Örneğin ben kendi danışanlarımda da fark ediyorum. Mesela ne istiyorsun diye sorduğum zaman hakikaten çok durup düşünüyorlar. Neden rahatsızsın, ne seni mutsuz ediyor dediğim zaman rahatlıkla çok hızlı bir şekilde çok aktarabiliyorlar. Güzel. Çok söyleyecek şeyleri evet. var. Dolayısıyla ne istemediğimize değil, ne istediğimize odaklanmamız gerekir. Ve ne hissettiğimize gerekir. Değil mi? Ne hissettiğimiz, evet. Zaten duygularımız onun anahtarı aslında çok, bir yerde. Güzel.